Herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün size kandil simidinden harika bir tost yaptım. Bunu da paylaşmak istedim. Aslında çekimi yapalı bir hafta oldu. Paylaşımı daha yeni yapabiliyorum. Geçen hafta Mevlüt kandiliydi. Arkadaşım kandil simidi vermişti. Yani üst üste çok gelince yenmiyor. İki tanesini buzdolabına koydum. Bir gün sonra da tost yaptım. Bunu paylaşmak istedim sizinle. Evet, şimdi yapım aşamasına geçebiliriz. Kandil simidimizi ortadan ikiye ayırıyoruz. Evet, bu şekilde. Daha sonra da sucuklarımızı dilimliyoruz. Sucukları e, ben kasap sucuğu olarak kullandım. Eğer hazır sucuk varsa hazır sucuk da kullanabilirsiniz. Ya Maraş'ta kasap sucuğu daha yaygın, daha güzel oluyor. Siz istediğiniz ete göre yapıyorsunuz. Fazla yağlı yaptırmadım çünkü sucukları dilimliyoruz dilimlemeyi e, çok ince yapmıyoruz Çünkü önceden pişirme yapacağız çok ince yapmamıza gerek yok tost makinesine yanında hazırlıyoruz fişini takıyoruz sıcak olacak şekilde ve tost makinesinin içine e, tereyağımızı koyuyoruz Hatta bolca koyuyoruz Çünkü onun çıkan e, sucuğun da çıkan soslarını ekmeğimizi bandıracağız sucukları tost makinemizde güzelce düzenliyoruz Bir tarafı pişince öbür tarafını döndürüyoruz. İki tarafı da pişiriyoruz. Hatta e, tost makinesinin kapağını kapatıp daha güzel pişmesini sağlıyoruz. Çünkü dediğim gibi çok ince dilimlemedim. E, ekstradan pişireceğimiz için. Evet hızlı bir şekilde pişiriyoruz. Şimdi kapağını kapatıp biraz daha pişireceğiz. 2-3 evet, dakikada böyle pişiyor. Bu arada biz peynirlerimizi hazırlıyoruz. Yani peynirlerimizi dilimliyoruz. Farklı peynirler kullanabilirsiniz. Maraş peyniri ve kaşar peyniri kullandım. İkisini bir arada. Çok da yakışıyor. Hatta Maraş peyniri tosta çok çok yakışan bir peynirdir. Dediğim gibi daha önce her zaman bir Maraş ürünlerine bahsediyorum ama gerçekten artık eskisi gibi değil. İnternetten istediğiniz gibi alabilirsiniz. Maraş peyniri almanızı da tavsiye ederim. Hatta Maraş'ta kışlık olarak alırlar. Daha çok miktarda. Bütün kış tüketilir. Bit, e, bozulmaz da. Çünkü onu tuzlu suyla salamura yapılıp satılıyor. Evet sucuklarımız pişti. Güzelce tereyağı e, o mis gibi çemen kokusunu saldı. Şimdi e, simidimizin bir tarafını içine koyuyoruz. Ve o yağını almasını sağlıyoruz. Evet bu şekilde. Şimdi öbürünü yapacağız. Evet öbür tarafı da aynı şekilde. İki kandil simidimizi ayrı ayrı tereyağına batırarak o yağların içine çekmesini sağlıyoruz. Dört parçaya da ayrı ayrı bu işlemi yapıyoruz hızlı bir şekilde. Evet hızlı bir şekilde hepsini yapıyoruz. Şimdi tostumuzun iç malzemelerini koymaya başlıyoruz. Önce peynirlerimizi koyuyoruz. Beyaz olduğu için çok görünmüyor. En alta maraş peyniriyle döşüyoruz. Onun üzerine kaşar peynirlerini. Evet her tarafına gelecek şekilde. En üstüne de sucuklarımızı koyuyoruz. Evet. onlarda da kaşar peynirimizi ve peynirimizi bol koyduğumuz için sucukluklar biraz zor duruyor. Evet bu şekilde. Şimdi öbür parçayı koyuyoruz üzerine. Ve tost makinamızı kapatıyoruz. Hatta öbür e, tost için kullanacağımız sucukları da hiç içinden çıkarmıyoruz ki soğumasın diye. Evet bu şekil. Bir 3 dakika en fazla 4 dakika duruyor. Evet bu da çıkmış hali. Şimdi ikinci parçayı hazırlıyoruz yani ikinci simidimizi evet koyuyoruz şimdi üzerine aynı şekilde önce maraş peynirimizi koyacağız bunları bol tutuyorum daha besleyici olsun diye peynirin üzerine de kaşarlarımızı koyacağız evet maraş peynirleri bitti şimdi kaşarlarımızı koyuyoruz kaşarların üzerine de yine aynı şekilde sucuklarımızı koyacağız. Sucuklarımızı koyduktan sonra da üst parçasını kapatıp pişireceğiz. Tost makinesini kapattıktan 3 dakika sonra da harika tostlarımız hazır oluyor. Bu şekil tostlarla veya alternatif kahvaltılıklarla kahvaltınız harika bir ziyafete dönüşüyor arkadaşlar. Çocuklarınız da zevk alıyor. Hafta sonu yapabilirsiniz. Hatta hafta içi bir 10 dakika erken kalkıp bunu yapıp çocuklarınızı okula gönderebilirsiniz. Evet içi dolu dolu tostumuzu görüyorsunuz. Şimdi ikincisi de hazır oluyor. Daha sonra servisimizi gayet güzel bir şekilde yapabiliriz. Evet görüyorsunuz ne kadar dolu dolu. Arkadaşlar bu şekilde özenerek hazırlarsak kahvaltımızı hafta içi dahi bir 10 dakika erken kalkıp hazırlayabiliriz. Evet ee, karbohidrat ve protein olduğu için yanında sebze ile servis yaptım. Salatalık ve domatesle harika bir kahvaltı tabağı oldu. Siz de yaparsanız elinize sağlık. Beni izlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olursanız da sevinirim. Diğer videolarıma da bakmayı unutmayın lütfen.